Sevgili izleyen, hakikaten kavrulmak neymiş bir iki güne göreceğiz. Hani tüp masrafımız yarı yarıya azalacak. O kadarını söyleyeyim size. Nasıl azalacak diyorsunuz? Çünkü yaklaşık 45 dereceyi bulacak sıcaklıklarda biz bildiğiniz şeyde nedir onun adı? Asfaltta yemek pişirebilecek kıvama geleceğiz bu hafta. Bakın Marmara ve yurdun batı bölgelerine çöl sıcakları geliyor. Hafta içinde 40-45 derece gösterecek diyor termometreler. Belediye başkanları uyarıda bulunuyor. Peki sıcak hava dalgası ne kadar etkili olacak? Hangi iller bunalacak? Hangisi daha çok hissedecek? Tabii bu sıcaklar orman yangını riskini de artırıyor. İşte hepsini bir bilene soralım biz en iyisi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ile birlikte. Sevgili Hüseyin, iyi geceler. Gördüğün gibi böyle cayırtılı haberlerle, cayır cayır haberlerle başladık ama yani bunlar o şeyler değil. Fakat sanıyorum bu başımıza, iki gün içerisinde başımıza gelen sıcak, gelebilecek olan sıcaklıklarda hayırlı değil. Ne diyorsunuz? Kesinlikle. Pek fazla faydası yok diyelim. Sıcak havaya yaz mevsiminde ihtiyaç var tabii ki ama bu kadar termometreleri 40 dereceye gölgede ulaştığı bir Haziran başlangıcı hatırlamıyoruz yakın zamanda. Sıcak mevsimlerimiz oluyor Temmuz, Ağustos ama bakın daha Haziran'ın ortası gelmedi. Beklenenler şöyle, hızlıca hava tahminlerine geçin Mesutlar. Çünkü çoğu insan sıcak hava haberlerine biraz fazla maruz kaldı. Pişeceğiz, yanacağız, Afrika sıcakları geliyor, çöl olacağız gibi. Evet. Yani umarız sivrisinekler de fazla havalanmaz bu sıcaklarda, onlar da dinlensin. Çünkü gelecek 3 gün bize şöyle Cezayir tarafından, Akdeniz'den kuzeye çıkan bir sıcak hava giriş yapacak. Termometreler Aydın'da ve Manisa'da 48-47 derecelere yükselebilir. En yüksek sıcaklıklardan başlayarak söyleyeyim. İzmir 44-42 derece arası. Bravo. Antalya biraz daha sonra Perşembe Cuma 42-44 arası. Yani hafta sonu Akdeniz daha sıcak görünüyor Cuma'ya doğru. Ama Marmara bölgesinde de değişken. Mesela Edirne'de 42 derece. İstanbul'da ise 37 derecelik bir tahminimiz var bizim. Yandık. Ama bu ilçesine göre bazı yerlerde 39 oluyor. Aslında sağlık uzmanları şöyle söylüyor. 35 derecenin üzerinde hissettiğiniz hava sıcaklığı tehlikeli olabilir. Biz normalde şehir hayatında 42 dereceye kadar bunu, otomobiller, asfalt, geçende de konuşmuştuk seninle, şehirleşme etkisi. Biz bunu 42 derece hissediyoruz. Yani genetik olarak biraz da yatkınız sıcağa. Belki Kuzey Avrupa'da çok farklı ölümlere, hayat kayıplarına yol açıyor ama Türkiye'de de ciddiye alınması gereken bir konu. Cumartesiye kadar sürecek. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Bu dört güne özellikle dikkat diyoruz. Bir de haritamız var. Eğer vakit varsa hemen bir gösterelim. Biraz önce haberde verdin. Orman yangınları hızlı olan bir şekilde başladı. Evet. Şu anda ekranlara gelen haritada gelecek 3 gün içerisindeki orman yangınları riskinin haritası. Renkler bize riskin şiddetini gösteriyor. Kırmızı çok yüksek, yüksek. Artık bordoysa çok yüksek. Bakın efendim, İzmir, Muğla, Manisa, hatta Antalya'nın bir kısmı çok yüksek orman yangını riski altında. Doğu Karadeniz'de Poyraz'dan serin hava biraz rahatlattı. Orada da lodos esseydi, fön rüzgarı orada da yüksekti. Edirne'de de yine yeşil alanlarımıza sahip çıkalım. Gelecek 3 gün çok sıcak geçecek. Ancak kapanışta iyi bir haber vermek gerekirse, buyurun, şimdiki tahminlerde cumartesi, pazar iyi bir ferahlık geliyor. Marmara'ya da geliyor, Ege'ye de, Akdeniz'e de biraz da gök gürültülü yağmurlarla gelebilir. Yani tam böyle yaz mevsimine giremiyoruz. Böyle blok halinde çok uzun güneşli günlerimiz olmuyor. Bu da aslında hem olumlu hem olumsuz, biraz ferahlamak açısından iyi. Ama bakalım şehirselleri olacak mı? Birlikte konuşuruz tekrar. Aynen sonra. Öyle Kurban Bayramı'nda genel bir inanıştır ya, ilk gün, ilk iki gün yağmur yağar diye galiba öyle bir durum olacak. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Serin geceler diliyorum. Evet.